Merhaba, yeni bir macera için yine yollardayım. Bu sefer hedef Cunda. Bakalım Cunda'da bizi neler bekliyor? İzleyelim ve görelim. İstanbul-İzmir otobanında Mustafa Kemal Paşa Servis Alanı'ndayız. Buradan her geçişimde mutlaka duruyorum. Ve durmamın tek sebebi bu çorba. İsmi Tandır Çorbası. Mutlaka denemelisiniz. Bu seferki maceramız için Cunda'dayız. Cunda'da neler mi var? Balık, kamp, dostlarla sohbet, çok güzel yemekler. Şimdi bu macerayı birlikte yaşayıp tadına varalım. Akşam yemeği çıktı galiba abi. Evet, porsiyonluk. Süper. Beyaz ip atıyorsun değil mi öbürkünden? Ne abi? İp beyaz değil mi öbürki ip? Mono. Çok net gözüküyor da. O ışığı geçirdiği için evet, parlıyor galiba mono. Evet, çok güzel gözüküyor. Şeyde Badavut'ta, Lüfer'e, onda falan kayalıkların arasından getirmemiz gerekiyor da böyle bir ip şey daha mantıklı. Abi o şeye yarıyor aslında. Florokarbon kaplı bir mono. Hani balığın suda onu daha az görmesini sağlıyor bir şekilde. Hani test ettiğimde aslında şey, hani avcılığı daha iyi oluyor oltanın. Sol taraftakinde ip var, daha sağlam. Gözükmüyor. Vuruşları ipte daha iyi hissediyoruz tabi de şimdi şeyde gözükmüyor ama hani ben monoyu tercih ediyorum. Sadece böyle çok kayalık mayalık bir yerde böyle sağlam bir şey gerektiğinde ya da çok büyük olduğunda ipi kullanıyorum. Mono daha iyi genel olarak. Yurt dışında da şeyler böyle turnuvalarda gelen yabancıların çoğu mono kullanıyor. Hani bizim burada böyle bir ip sevdası var ama bilmiyorum. Ben ikisini de deniyorum ya yerine göre. Özellikle şeyse, mera kumluksa monodan hiç şaşma yani. Küçük balık olduğunda vuruşu biraz zor görebiliyorsun. Onun dışında problemi yok. Nasıl sence, balık olacak mı? Pek beklenti o yönde ama. Bir tane tuttuk ama. Beklenti o yönde ama pek şey yapmadı ya. Hava çok müsait ya. Ben bayağı balık bekliyorum aslında ama. Mevsimi değil abi daha böyle. Hani bir ay sonra muhtemelen bunun 2-3 katı balık tutabiliriz de. Bu mevsimde yine 2 tane. Yine iyi. Ya, iyi. Bir tane de senin önceden tuttuğun levreyi pişiriyoruz. Dolapta çok balık var mı? Var. Kışın bayağı verimliydi ya. Bayağı aldık yani. Lüfer bırakmadım sadece. Lüferi bizimkiler yemeği tercih etti. Lüfer zaten dolapta pek kalmıyor ya. Evet. Böyle şey. Levrek burada evden biri gibi oluyor artık. Hani İstavrit, Hamsi nasılsa levrek de burada öyle bir şey oluyor. Evdekileri de alıştırdın tabii değil mi böyle balığa? Evet. O felakettiler o konuda. Yemiyorlardı. Şu an çok iyi. Lüfere balık demiyorlar ama. Lüferi çok severek yiyorlar. Hadi ya. Evet. Benim kız mesela şey biraz mızmız balık konusunda. Ama lüfer diyor bu balık değil diyor. Öbürkülerin hepsinin tadı aynı. Bu farklı Allah diyor. Lüfer şey bir balık tabii. Hani daha temiz bir balık. Balık yediği evet, için sadece. Ama genelde şey tabii yani Ege'nin lüferi daha tatsız olur. Hani Karadeniz, Marmara biraz daha iyi aslında. Soğuktan geliyor ya bu tarafa geldikçe sıcaklıyor. Biraz da hayvan yağını mağını evet, bırakıyor. İyisinkiler seviyorsa. Bu sene tuttuğun en büyük balık ne kadar? 300 levrek işte. 3 kilo 100 gram. 100 gram. Şeyler nasıldı peki? Kalamarlar, sübiyeler falan? Ya kalamar, ben buradaki kalamarları, iri kalamarları sevmiyorum. 2 kiloya kadar kalamar aldık bu kış. 2 kilonun üstünde de aldık. Tek kalamar. Tek kalamar 2 kilo. Tabii. Oo. Yani 70-80 santim ebatı var kalamarın. Aa çok iyiymiş abi. Ama şey kayış gibi oluyor. Yani yumuşatman için daha çok uğraşman, daha çok difrizde bekletmen çok gerekiyor. Soda, karbonat evet, belki böyle yoğurarak. Evet. Tabii şey o ya hani artık yaşını almış, eti sertleşmiş muhtemelen. Küçük böyle 600 gram, 500 gram kalamarlar daha böyle hiç uğraşmadan hemen atıp yapabileceğim bir hale geliyor. Ben öyle küçük kalamarları direkt soda karbonata yatırmadan da böyle direkt ızgarada pişiriyorum. Evet, evet, evet. Hiç yumuşacık oldu yani. Buranın o boyuttaki kalamarları çok güzel. Marmaris'te, Didim'de de alıyorduk mesela daha önce gittiğimizde zamanlarda. Oradakiler biraz daha sert, tatları da bir değişik geliyordu. Burası güzel yani. Sübiyeler daha büyümedi. Yani normalde 1 kiloluk sübiyeler alıyorduk. Bu sene büyümedi sübiye. Sübiyeye ben bayılıyorum. Hatta işte geçen yemeğini de yaptım. Çoğu zaman kalamardan daha hoşuma gidiyor böyle yahni gibi yapınca. Onu biz tutturamıyoruz işte, sorun orada. Hani bilen birisi yaparsa yemesi belki benim çıkıyor. Benim bak abi var öyle. Ya onun sırrı şey, sirke aslında. Bol sirke koyuyorsun, onu sirke yumuşatıyormuş. O tat herhalde işte burada damağa uymuyor bazılarına. Ben sirke koymadım hiç. Hani sirke sevmeyen insanlar var ya normalde yerken. Bütün limon koyuyorsun hani doğrayıp dilimleyip, ama limonun kabuğunu koymuyorsun. Koyarsan acı yapıyor. Ama sirke bol koyman gerekiyormuş yumuşatmak için. Buranın yerlisi Girit usulü yaptırdı bana. Tane karabiber koyuyorsun, domates koyuyorsun, soğan koyuyorsun, biraz sarımsak koyuyorsun. Bu kadar yani. Hani domates kafana göre domates koyuyorsun. Ama esas sırrı şey dedi. Sirke yumuşatıyor bunu dedi. Biraz da limon. Onları koymazsan ama şey tabii hani sirkeyi bol koyduğunda insanlara biraz onun tadı geliyor. Evet. Ama benim hoşuma gidiyor o tat. Ekşimsi bir tat. Ya şimdi bizim çocuklarda sirke salatada veya şeyde olmuyor. Sevmiyorlar. Yemekte onu bir ekşimsi bir besin olarak aynen görmüyorlar. Limon direkt. Çocuklara ayrı, kendimize ayrı yapıyorum. Evet. Limon, onlarda limon hep abi. Kalamarı sodayla falan yumuşatıyoruz şey yaparken. Ondaki tat seviyorlar mesela limonla. Ama limonsuz böyle bir tat atmaya kalktığın zaman sevmiyorlar. Kalamarı da fiyatı çok pahalandı piyasada. Şimdi o pahalandı diye Sübiye'ye yönelme olmuş galiba. Sübiye de değerlenmiş. Ya Sübiye de şu an, evet, kalamar mesela geçen sene 160 lirayken Sübiye 40 lira 30 lira falandı yani, para etmiyordu. Şu an 90-100 lira. Yani şu an 100 lira civarında ve sadece alıyorlar yani 100 liraya senden ne alıyorlar. Ne zaman gelsem kalamar Sübiye tutarız, bir ay sonra. Bir ay sonra başlıyor. Başlar değil mi? Kışın da vardı ama bir ay sonra ama başlıyor. Büyükler gelir mi? Gelir. Nisan'da aldığımız, en son 7 Nisan'da almışız işte, işaretlemişiz şeyin yarısı kadar. O kamışının yarısı kadar. Bir tane 2 kiloluk tutsam şeyi denerim aslında. Bu kamp fırınında pişirmeyi. Bakalım nasıl olur. Vallahi tutarsan deneyelim. Tamam deneyelim yani. Ya zaten tutuyorum ben sübiyeleri artık temizlemeden. Eskiden tüp temizliyordum. Öyle tutuyordum kalamarı evde. Ama böyle 2 kiloluk bir kalamar gelirse sen ayır bana. Bir daha geldiğimde onu pişirelim. Tamam. Ama buzlukta da yumuşar biraz. Ben onu kendisi yapar. Marine ederim. Ya çok işte sert geldi bize. Şey çok enteresan olabilir. 2 kiloluk bir kalamarın içini doldurursak böyle kocaman. Şey dolma gibi diyorsun. Dolma gibi dilimleriz, rosta gibi yaparız. Bak, yani. Değişik bak, canım şey çekti, yapacağım onu. Değişik bir şey. Tut o kalamarı bekle. Abi balık hazır. Uzat tabağını böyle sana şuradan. Kendi balığınmış gibi ye yani, o derece. Değil mi? Bakalım nasıl oluyormuş. Biraz elimi değdiriyorum ama artık kusura bakma yani. Kamp ortamında bu kadar sterililik yeterli. Hadi afiyet olsun abi. Balığı gelse. Akşam da yapmayacak galiba öyle bir şey. Belli olmaz abi. Bir gün etmek. balık bu yapmaz bir anda kocaman bir tane gelebilir. Zaten bu ümitle balıkçı oluyoruz ya hep böyle. Biz balık tutabilme ihtimalini seviyoruz. Evet.